İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin 19. yıl dönümü. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem milletvekilleri listesi. Grigor Amirzayan, Batı Ermenistan'ın yasama seçimleri. Hamşeniler Orta Asyalı değil, Batı Ermenistan genetik kökenlidir. Artsakh'ın uluslararası topluma yaptığı çağrıya halihazırda 200'den fazla kuruluş katıldı. Avrupa Konseyi Kongresi Doğu Ermenistan'ı ziyaret edecek. Raffi Kortoshyan, yeni iletişim teknolojileri çağında kamuoyunu yönlendirmek için sıklıkla kullanılan dezenformasyon tüm dünyada sorun haline geldi. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin düzenlediği Zoom toplantısı 17 Aralık'ta gerçekleşti. Toplantı Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin 19. kuruluş yıl dönümüne ithaf edildi. Toplantıda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi'nin sürgündeki Ermeni halkının ortak iradesini ifade ettiğini, tüm Ermenilerin isteklerini ve tarihi adaleti yeniden tesis etme taahhüdünü yerine getirdiğini belirtti. Devlet Başkanı Armen Gabrahamyan, 2004 yılında Şuşi'de imzalanan Batı Ermenistan Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkına dair deklarasyonda yer alan tüm hususlara değindi. 1. Türk Ermenistan'ı olarak adlandırılan Ermenistan, Batı Ermenistan, Anavatan olarak yeniden adlandırıldı. Batı Ermenistan, Anavatan, kendi bayrağı, arması ve milli marşı bulunmaktadır. 2. Batı Ermenistan, Anavatan, ulusal üstünlüğe, bağımsızlığa, tam egemenliğe ve haklara sahip bağımsız bir devlet olacaktır. Batı Ermenistan'ın Anavatan, anayasası ve adaleti tamamen ulusal olacaktır. 3. Batı Ermenistan'ın Anavatan, garantörü anayasa ve yasalara dayanarak yetkilerini doğrudan ve temsilcileri aracılığıyla kullanacak olan ve bugün sürgünde olan halkıdır. Batı Ermenistan adına konuşma hakkı, Ulusal Konsey'in kendine özel hakkıdır. 4. Batı Ermenistan üyeleri sürgün olduklarını ve aile kökenlerini hatta birkaç kuşaktan eski olduklarını kanıtlayabilen üyelerdir. Batı Ermenistan Anavatan üyeleri Ulusal Konsey'in korumasından ve yardımından yararlanmaktadır. Ulusal Konsey tüm üyeleri arasında özgürlük ve eşitliği garanti edecektir. 5. Batı Ermenistan Anavatan insanların ve eşyaların güvenliğini ve sınırların bütünlüğünü sağlamak amacıyla Ulusal Konsey bünyesinde kendine özgü savunma yapısını, kamu güvenliğini ve devlet yapılarını oluşturur. Batı Ermenistan üyelerinin her birinin ulusal hizmet sorununun çözümünü bağımsız olarak yönetmektedir. Batı Ermenistan Anavatan Savunma Kuvvetleri Ulusal Konsey Başkanı'nın yüksek komutası altındaki Ulusal Konsey kararıyla münhasıran konuşlandırılabilir, ayrılabilir. 6. Batı Ermenistan uluslararası hukuk açısından bağımsız bir dış politika yürütmektedir. Diğer devletlerle doğrudan ilişkiler kurar ve uluslararası kuruluşların faaliyetlerine katılır. 7. Batı Ermenistan'ın ulusal zenginliği, halkının toprağı, toprak altı, hava sahası, suları ve diğer doğal kaynakları, ekonomik ve entelektüel potansiyeli ve kültürel yeteneğiyle ulusunu oluşturur. Bunların işletilmesi, kullanılması ve bulundurulması Batı Ermenistan yasalarına tabidir. 8. Batı Ermenistan Anavatan ekonomik sisteminin esaslarını belirler ve sistemin düzenlenmesini yönetir. Gerektiğinde farklı mülkiyet biçimlerine dayalı olarak kendi ulusal para birimini, kendi uygun fiyatlı kredi sistemini, vergilerini ve çeşitli hizmetlerini yaratabilir. 9. Ulusal Konsey, ayrılıklar ilkesine dayalı olarak ifade, basın ve vicdan özgürlüğünü, yasama, yürütme ve yargı makamlarının ayrı varlıklar olduğunu, sendikal sistemi, çoğulculuğu ve devlet görevlileri ile savunma güçlerinin apolitik karakterini güvence altına alacaktır. 10. Ulusal Konsey, Batı Ermenice'nin hayatın her alanında devlet dili olarak kullanılmasını garanti edecektir. Ulusal Konsey kendi eğitim sistemini ve bilimsel ve kültürel gelişme durumunu yaratır. 11. Ulusal Konsey, Türkler tarafından 1894'ten 1923'e kadar işgal ettiği topraklarda Batı Ermenistan Anavatan'da işlenen soykırımın uluslararası alanda tanınmasını sağlama görevinin savunucusudur. 12. Ulusal Konsey, sürgün nesillerinin yeniden olgunlaştırılmasına paralel olarak güçlüdür. Çoğunlukla Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan sorumlu olduğu kabul edilen devletler için bir uluslararası fon oluşturarak zararın tazmin edilmesi gerekmektedir. 13. Bu deklarasyon, Batı Ermenistan Anavatan Anayasası'nın geliştirilmesine temel teşkil etmekte olup, kabul edilinceye kadar mevcut anayasaya, kanunların çıkarılmasına ve eklemeler yapılmasına, ulusal makamların işleyişine ve yeni anayasanın düzenlenmesine temel teşkil etmektedir. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi, Batı Ermenistan'ın en yüksek yasama organıdır. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem seçimleri Aralık 2023'te gerçekleşti. Yeni parlamentoda 62 milletvekili bulunacak. Merkez Seçim Komisyonu yeni seçilen parlamentonun ilk oturumunun Ocak ayında yapılacağını bildirdi. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 3. dönem milletvekilleri şunlardır: Vrej Abrahamyan, Jan Gazarosyan, Armenak Abrahamyan, Lydia Margosyan, Nelly Harutyunyan, Seda Melikyan, Gayane Tadevosyan, Beno Hovanisyan, Simon Daronyan, Antranik Pertakyan, Sarkis İstanbulyan, Arman Khachikyan, Vartan Simonyan, Aramaz Arbakyan, Shant Yerkatyan, Arek Pilivanqian, Sarkis Naroyan, Margarita Davityan, Suren Shahumyan, Parur Shahumyan, Arman Grigoryan, Arman Khachadryan, Armen Bedoyan, Hrach Yagan, Hovannes Davityan, Vrej Abrahamyan, Narine Sahakyan, Simon Gasparyan, Murat Surenyan, Ashot Harutyunyan, Marietta Dumikyan, Garine Grigoryan, Alejandro Durumyan, Yoletta Agayan, Arman Hagopyan, Armenihoy Sahakyan, Vartan Zarenkyan, Zarvi Khachadryan, Mardiros Kakoyan, Anahit Ohanyan, Aro Hovannesyan, Samuel Julyan, Vazgen Sisyan, Renik Avedisyan, Kaçik Haycanyan, Mirta Saçyan, Alexander Nazaryan, Lala Aslikyan, Patilya Abrahamyan, Ara Pahlevyan, Martin Hanyan, Ruzan Mkhitaryan, Hovannes Manukyan, Nune Balayan, Anna Grigoryan, Grigor Amirzayan, Simon Melkonyan, Hosrov Ilyozer, Armen Avdalyan, Arman Mazgertyan, Igor Azaryan, Suzi Vartanyan. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 3. dönem milletvekili Grigor Amirzayan mikroblogunda bir video yayınladı ve şunları yazdı: Simon Melkonyan, Grigor Amirzayan, Hosrov İlyozer ve Hovannes Manukyan Batı Ermenistan parlamentosuna milletvekili seçildiler. Geçtiğimiz Mayıs ayında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu Seçim Komisyonu 2023 parlamento seçimleri için Batı Ermenistan Parlamentosu'nun 114 adayının listesini sundu. Bu listede Valencia ve çevre bölgeden parlamento seçimleri için 4 aday yer aldı. Seçilen Simon Melkonyan, Grigor Amirzayan, Hosrov İlyozer ve Hovannes Manukyan. Çevrim içi Zoom uygulaması aracılığıyla onlarca toplantı ve tartışmanın yer aldığı seçim kampanyası, Batı Ermenistan'ı temsil etmek üzere oluşturulan grupları, Kemalist Türkiye'nin Anadolu olarak adlandırdığı Ermeni platosunda yeşeren ve yerli bir halk olan Ermeniler kendi topraklarına sahip çıkmak için bir araya getirdi. Birleşmiş Milletler'in Yerli Halklar Konseyi tarafından tanınan on binlerce Batı Ermenistan vatandaşı tercih ettikleri adaya oy verdi. Çevrim içi oylamanın sonuçları özetlendi. 15 Aralık'ta Batı Ermenistan'dan gerekli oyu alan 62 aday bir yıllığına milletvekili seçildi. Milletvekilleri Simon Melkonyan, Grigor Amirzayan, Hosrov İlyozer ve Hovannes Manukyan'ın video mesajını Vesten Armenya Televizyonu'nun YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Genetik kökenlerin görselleştirilmesi için tasarlanmış çevrim içi bir hizmet olan Genoplot, Hamşen halkının Orta Asya değil Batı Ermenistan genetik kökenine sahip olduğunu doğrulayan bir makale yayınladı. Efsane, Hamşendilerin 20. yüzyılın başlarına kadar Karadeniz'in güney kıyısındaki Pontus bölgesinde yaşayan güçlü bir etnik kimliğe sahip Ermenilerden oluşan izole bir coğrafi grup olduğundan bahseder. Bilim insanları bunların kökenleri konusunda alternatif görüşlere sahip ve en muhtemel anayurtları olarak sırasıyla Doğu Ermenistan, Batı Ermenistan ve Orta Asya'yı öne sürüyor. 82 Ermeni erkeğinin 12 biyallelik ve 6 mikrosatellilik Y kromozom işaretçisinin Hamşen kökenini kontrol ettiler. Bu veriler 3 aday bölgenin temsili popülasyonlarından elde edilen ilgili veri kümeleriyle karşılaştırıldı. Hamşenliler ile diğer gruplar arasındaki genetik farklılık önemlidir ve Hamşenlilerin Batı Ermenistan kökenli olduğu hipotezini desteklemektedir. Bu da merkezi tarihsel Ermenistan'ın atalarının nüfusunun ana vatanı olduğunu göstermektedir. Bu sonuç Hamşenlilerin Orta Asya kökenli olduğu hipotezini desteklemeyen analiz sonuçlarıyla daha da güçlenmektedir. Genetik çeşitlilik değerleri ve genetik uzaklık modelleri Ermeni dilinin farklı ve eski bir lehçesinin korunmasıyla tutarlı olarak Hamşenlilerin yüksek derecede genetik izolasyonuna işaret ediyor. Eylül 2023'te Artsakh'ta yaşanan trajik olayların ardından kabul edilen ilk ilkeli ve temel belge, Artsakh halkının Artsakh'ın tüm idari bölgelerindeki düzinelerce kırsal topluluğun seçilmiş liderlerinin ve aralarında Cumhuriyet'in tüm şehirlerinin seçilmiş belediye başkanlarının geniş desteğini aldı. Aralarında Artsakh'ın başkenti Stepanakert Belediye Başkanı'nın da imzası bulunmaktadır. Sivil inisiyatife Artsakh Parlamentosu'nun en büyük ikinci fraksiyonuna sahip partide dahil olmak üzere 8 siyasi parti, Cumhuriyetçi Gazete Azat Artsakh ve Artsakh Kamu Televizyonu dahil 16 kitle iletişim araçları, birkaç düzine sivil toplum kuruluşu katıldı. Artsakh Cumhuriyeti Sendikalar Federasyonu ve Yedek Ordu Subayları Birliği gibi üyeleri olan binlerce örgüt de buna dahil oldu. İnisiyatifin mantıksal gelişimi olacak. Artsakh'ın siyasi ve sivil güçlerinin uluslararası topluma çağrısı için imza toplama çalışmaları çevrim içi olarak devam ediyor. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi heyeti, Artsakh ve komşu şehirler ve bölgelerde insani durum bildirisini takip etmek için Yerevan ve Masis Belediyesi'ne bir tanıtım ziyareti yapacak. Bu haber Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi heyeti tarafından bildirildi. Heyette Almanya'dan raportörler Brent Wöringer ve İngiltere'den Björn Rudnik yer alıyor. Konuşmacılar Doğu Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Arek Pilivanqian ile görüşmelerde bulunacak. Heyet ayrıca Ardaşat, Yerevan, Goris ve Hrazdan şehirlerinin temsilcileriyle de görüşecek. Heyetin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Doğu Ermenistan Kızılaç Kuruluşu'nun temsilcileriyle de görüşmesi planlanıyor. Kongre heyeti aynı zamanda seçilmiş yerel temsilcilerle görüşmek üzere Masis şehrini de ziyaret edecek. Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı'nın müdür yardımcısı Raffi Kortoshyan, Şuşi'deki Gohar Ağa Yukarı Camii çevresinde gürültü koparılması hakkında Step 1 AYM konuştu. Kortoshyan, caminin 1883-1884 yıllarında Rusya İmparatorluğu döneminde inşa edildiğini kaydetti. Dini bağlılık Şii Müslümanlar, yabancı yazarların yerel Müslüman nüfusu, Kafkas Tatarları, Müslümanlar, Şii Müslümanlar, Şii Persler olarak adlandırmaları ve bir millet isminin bulunmaması dikkat çekicidir. 1817'de İran'ın Ahar kentindeki caminin mimarı Safahan doğdu. Mimari tarzı İran İslam mimarisinin İsfahan ekolüne aittir. Günümüze kadar ulaşan kitabeler Kur'an dili olan Arapça ve mezhep dili olan Farsça yazılmıştır. Mimar Safahan, Rus İmparatorluğu döneminde Artsakh'ta çok sayıda cami inşa etti. Bıraktığı kitabelerde ise inşa tarihini, adını inşaatçı, Kerbelalı Mimar Safahan ve Yer Karabağ olarak geçmektedir. İkincisi, kasıtlı olarak sıklıkla onun doğum yeri olarak sunulan ancak bunun Arapça yazı stiline göre açıkça doğum yeri olmadığı açıktır. Bakü'deki Şuşi Yukarı Camisi hakkında yayılan dezenformasyona değinen Kortoshyan, yeni iletişim teknolojileri çağında kamuoyunu yönlendirmek için sıklıkla kullanılan dezenformasyonun tüm dünyada sorun haline geldiğini belirtiyor. Azerbaycan'da 30 yıldır benzer bir politika uyguluyor. Çok yönlü mücadelesinde Artsakh halkının yaşam hakkına karşı dezenformasyonun gücünü devlet düzeyinde ve yaygın olarak kullanıyor. 1994-2014'e geri dönelim. Cami işler acısı bir durumdayken Ermenilerin camiye hakaret ettiği iddia edilen sahte fotoğraflarla manipüle edildi. Hatta yanındaki tabelada da belirtildiği gibi devlet tarafından korunuyordu. Ve o sahte fotoğraflar caminin tadilatından yıllar sonra bile kullanıldı. Daha fazlasını söyleyelim. 1991-1992'de Azerbaycan ordusu tarafından mühimmatların konulduğu askeri üs olarak kullanıldı. Aurora formu çerçevesinde Doğu Tarihi Mirasını Canlandırma Vakfı'nın girişimiyle ve Artsakh Cumhuriyeti'nin himayesinde 2014-2019'da Şuşi'deki Gohar Camii'nin memnuniyetsizliğe ve protestoya neden olmaması gereken tadilatı yapıldı ama tam tersi oldu. Caminin tadilatı ile ilgili olaylar sürekli olarak dezenformasyon zincirine dönüştü. Azerbaycan, Ermenilerin camiyi yenileyerek, kitabeleri tahrif ederek, gerçeği değiştirmek ve mimari tarzını değiştirerek camiyi İran gibi göstermek istediğinden şikayetçiydi. Dolayısıyla bu, barış görüşmelerine hatta 2021'de Artsakh'taki Ermeni anıtlarının korunmasına büyük bir darbedir. Viyana konferansını iptal etmek için Azerbaycan'ın Avusturya Büyükelçisi konferansı düzenleyenlere sahte ve zamansız fotoğraflar içeren bir mektup gönderdi. Yukarı Gohar Ağa Camii adı altında başka bir caminin fotoğrafı sunuldu. Şuşi'nin Azerbaycan ordusunun işgali sonrasında Ermeni tarafının yaptığı onarımların Azerbaycan'a affedilmesiyle yeni bir dezenformasyon dalgası ortaya çıktı. 2021 yılının Mayıs ayında sadece halının ve birkaç yüzeysel detayın eklendiği ortaya çıktı. İkincisini büyük yenileme çalışmaları olarak sunuldu. 2021 olsa bile Haziran ayında Erdoğan Aliyev ile Şuşi'de yürüyordu. Aliyev, Ermeni tarafının 5 yıllık onarımını kendisine bağladı. Ermenilerin yaptığı tadilatın camiye herhangi bir zarar verip vermediği sorusuna Kortoshyan, "Bana göre tadilatın mimariye ve o manevi yapının gereklerine uygun olarak İranlı uzmanlarla istişarede bulunarak ve bazılarının katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Mimari üslupla ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Binanın taş kısımları sabitlenirken tuğla kısımlarında da yerel onarımlar yapıldı ve minarelerin üstleri tamamlandı. Özellikle tuğla kısımları ve minare İran'ın Tebriz kentinden davet edilen ustalar tarafından onarılmıştır." Aslında Şuşi'de Ermeniler tarafından Batı Ermenistan Ulusal Konseyi için yaptırılan Yukarı Gohar Ağa Camii ne İranlıdır ne de Tatardır ne de Türktür. Tamamen Ermenidir ve Müslüman Ermenilerin ibadetlerini yapmalarına olanak sağlamaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Kristine Saakyan tarafından seslendirilen Hamşen Ermeni şarkısı Lusnika adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.